Şimdi ben bu hayvan barınağının yapıldığı karşıdaki sitede oturuyorum. Site sakiniyim. Bizim gibi birçok insanın burada bir şikayeti var. Evet, toplumsal olarak hayvanlara biz yardımcı olmalıyız. Onlara tabii ki bütün imkanları vermeliyiz ama burada çoluk çocuğun olduğu ve görüyorsunuz sol tarafta 4 tane okul var. Bu okullar varken bu kadar yakın bir yere böyle bir hayvan barınağının yapılmasını biz site sakini olarak istemiyoruz. Böyle bir şikayetimiz var. Belediyemizden buna müdanasız kalmamasını ve bir an önce acil bir çözüm bulmasını talep ediyoruz. Biz bu projeye başlanırken ilk önce belediyeden burasının yeşillendirme alanı olacağını duyduk ve kaldı ki arkasında bir çok büyük lüks bir proje var ve insanlara burada göletlerin yapılacağını, yeşillendirme alanının olduğunu söylediler. Bir hafta öncesine kadar da bu böyleydi. Belediyemiz bunun bir hayvan hastanesi olacağını söylüyor ama Hayvan Rehabilitasyon Merkezi olacağını bizzat Sağlık İşleri Müdüründen öğrendik. Ve yaralı hayvanları rehabilite edileceğini, görünüşü bozmayacağını söyledi. Fakat burada bu yapıldığı zaman muhakkak ki ses ve koku site sakinlerini çok rahatsız edecek ve bölgede çok fazla okul bulunmakta, on binlerce insan yaşamakta. Belediyemizin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Çünkü biz burada en yüksek vergiyi ödüyoruz. Hayvan hastanesi yapılsın, rehabilitasyon merkezi yapılsın, asla karşı değiliz ve destek olmaya da hazırız ama yani buraya değil, yerleşim alanlarının içine değil, şehrin daha dış yerlerine bu yapılabilir ve bir an önce çözüm bulunmasını ve bu projenin iptalini talep ediyoruz. Çünkü bizim çevremizin ihtiyacı olan bir hayvan hastanesi veya barınak değil, bizim ihtiyacımız olan yeşillik alanlar, çocuklarımızın oynayabileceği, şurada okuldan velilerin çıkınca orada bir oturup dinlenebileceği bir alan olmasını istiyoruz. Kaldı ki burada bu bölgenin sadece hayvan hastanesine ihtiyacı yok. Bakın bizim burada otobüs sorunumuz var, kapalı pazar yerimiz yok, hiçbir şekilde ihtiyaçlarımız giderilmiyor, en yüksek vergiyi ödediğimiz halde karşıyım. Yapılmamasını istiyoruz. Evet, biz de aynı dertten muzdaribiz burada. Hemen barınağın yapılacağı ya da hayvan hastanesinin yapılacağı yerin karşısında oturuyoruz. Şimdi buraya tabii ki hayvana karşı değiliz, hayvan haklarına karşı değiliz ama uygun bir yerde yapılmasını öneriyoruz. Biraz daha popülasyonun az olduğu yerlerde. Çünkü kahvaltı yaparken çoluğumuzla çocuğumuzla kanlar içinde gelmiş bir hayvanı burada görmek istemiyoruz gözümüz önünde. Daha uygun bir yerde yapılsın. İkinci olarak zaten yeni bir deprem yaşadık. Deprem toplanma alanı ile ilgili sıkıntı var. Burada 5 bine yakın bir nüfus yoğunluğu var. Böyle bir alan yapılması gerekirken ya da yeşil alan neden illa hayvan barınağı buraya yapılıyor? Belediyeden bunun düzeltilmesini rica ediyorum. Ben de bu bölgede yaşıyorum. 2 çocuk annesiyim. Çocuklarım için daha ferah, daha yaşanabilir bir evde oturmak istediğimiz için bu bölgeyi tercih ettik. Fakat görüyorsunuz hayvan barınağı ön tarafımızda, çöp arıtma tesisi arka tarafımızda. Zaten çöp arıtma tesisinin kokusundan duramazken bir de şimdi hayvan barınağı. Evet yapılsın, tabii ki yapılsın. Fakat bu kadar yoğun yerleşimin olduğu bir bölgeye değil, bu kadar çoluğun çocuğun okulların olduğu bir bölgeye değil, daha makul, daha tolere edilebilir bir yere yapılsın. Evet hayvanlar da mağdur olmasın ama bizim çocuklarımız da mağdur olmasın. Hayvan barınağı ya da rehabilitasyon merkezi adı altında yapılacak bu yerin okullar bölgesinde olmasına karşıyız. En büyük sebebimiz bu kadar çocuğa bu durumu nasıl açıklayacağız? Hayvanları bu şekilde görecek olan çocuklara nasıl anlatmayı planlıyoruz? Bu konuda ben yetkililerden bilgi istiyorum. Duygusal olarak yaklaşmak istemiyoruz ama psikolojik boyutta çocuklarımızın bu konuda çok zarar göreceği yönünde sizlerden de destek bekliyoruz açıkçası. Merhaba, ismim Zehra Demircan. Görmüş olduğunuz bu sitede oturuyorum ve konum olarak da tamamen bu bölgeye bakıyorum. Tüm camlarım, odalarımın hepsi bu yola doğru açılıyor. Yani buraya bir hayvan rehabilitasyon merkezi yapılmasını gerçekten uygun olsa ben de isterim. Ama bu bölgeden hayvan rehabilitasyon merkezinden çok insanların, çocuklarımızın gideceği bir rehabilitasyon merkezine ihtiyaç var. Çünkü sadece benim sitemde 4-5 tane çocuk Bakırköy'e, Florya'ya veya başka bölgelere rehabilitasyon merkezlerine gidiyor. Burası acil bir ihtiyaç olsa gerçekten derim ki yapılsın ama şu anda çocuklarımızın ihtiyacı olan bir yer varken önceliklerin hayvana verilmesi gerçekten beni çok üzdü. Yani başkanımızın buna bir an önce çözüm bulmasını ve iptalini talep ediyoruz. Konum olarak da bu sitede koku, böcek, ve sesten dolayı gerçekten çok rahatsız olacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederim.